Arkadaşımızı aradım. Bizim programımıza katılmak istiyordu. Gerçekten istiyordu ailesiyle beraber. Ama sonra birden vazgeçti. Bir mazeret öne sürdü. Sen ona bahane diyebilirsin, mazeret diyebilirsin, fark etmiyor. Ama benim için önemli değil. O mazeret ve bahanenin arkasında başka bir şey var. Başka bir düşünce var. Normalde ben aramam arkasında. Ben sadece programıma katılanlarla iletişime giriyorum. Veya katılmak isteyen, potansiyeli olan arkadaşlarımızla iletişime giriyorum. Dedim ki bak kardeşim, ben seninle konuştum bir ay önce. Sana %100 bu programın faydalı olacağına inanıyordum. İnanıyorum, hala inanıyorum. Sen de bu programa uyuyorsun. Hem de eşinle beraber. Çok güzel sonuç alacağına inanıyorum. O yüzden zaten seninle görüştük. Peki kardeşim, nedir mevzu dedim. Sen dedim WhatsApp'tan yazmışsın. Hocam benim engelim para. Ondan dolayı eğitime katılamıyorum. Peki ben de sana şu soruyu soruyorum. Senin bir hafta sonra çocuğunu elinden alacaklar. Bir hafta içerisinde 1 milyon euro buldun bulamadın, çocuğun bir tanesini alacaklar. Ne yaparsın? Bulur musun parayı? Bulurum hocam dedi. He, demek ki para mevzu değil. Para hiçbir zaman mevzu olmamıştır. Nedir seni engelleyen, programa katılmana engel olan şey, gerçek olan nedir diye sorduğumda, hocam dedi ya, sıkıntıya girersem dedi. Programa katılırsam sıkıntıya girersem. Nedir sıkıntıya sokacak seni? Bilinçaltında şöyle bir şey var. Yani ben biraz ter akıtırsam, biraz yorulursam, biraz gayret gösterirsem, biraz sorumluluk alırsam o zaman sıkıntıya girerim diye bir kod var. Sıkıntı nedir deyince yine paraya çevirdi. Dedik ya işte eğitime para ödediğimde parasız kalırsam. Bak kardeşim, bir kere eğitime katıldıktan sonra para işini çözmüş oluyorsun. Kapılar açılıyor birden. Bunu seninle zaten görüştük. Bunu binlerce eğitime katılan arkadaşlarımız zaten söyledi. Para mevzusu zaten çözülüyor. Bunun dışında biz sizi sıkıntıya sokmak için eğitimi almıyoruz ki. Sizin üzerinizdeki sıkıntıyı üzerinizden almak için eğitimi alıyoruz. Yani seni kancalarla arkaya çeken bir şeyler var ya, halatlar. İşte bu halatlardan seni kurtarmak için eğitimi alıyoruz. Seni devamlı arkaya çekiyor. Bunlardan kurtulunca sen ne yapıyorsun? Koşmaya başlıyorsun. Senin hayatını kolaylaştırmak amaç. Sıkıntıya sokmak değil ki. Öyle dedim. Bunun dışında seni engelleyen şey nedir dedim. Acaba bir düşün. Eğitime katılmak istiyorsun ama paranın dışında seni engelleyen şey ne olabilir diye düşün bir dedim. Şunu dedi. Hocam dedi, diğer arkadaşlarımdan biraz farklı olursam, diğer arkadaşlarımın arasında ben kendimi geliştiren birisi olarak beni dışlarlarsa, o arkadaşların seni dışlayacaksa zaten dışlasınlar. Kendini geliştirmek istemeyen arkadaşların seni dışladıklarında sana zaten daha iyi arkadaşlar gelecek. Kendini geliştirmeye açık, daha kaliteli insanlarla karşılaşacaksın. O da sorun değil dedim ona. O yüzden bunun dışında acaba senin manevi olarak da, maddinin yanında manevi olarak senin gelişimine engel olan şey nedir diye konuşurken, birinci engel ego. Yani senin nefsin. Hiçbir zaman senin nefsin senin gelişimini istemiyor. Neden? Çünkü iyi bir hayatın olacak. Maneviyatı güçlü bir insan olacaksın. Lider insan olacaksın. Etkili insan olacaksın. Çocuğuna bir kelimeyle onun hayatını yönlendirebileceksin. Şimdi 150 tane kelime söylüyorsun, cümle söylüyorsun, hala harekete geçmiyor. Evlatların iyi olacak, kaliteli olacak. Sen öldükten sonra senin arkandan okuyacaklar iyi evlatların. Nefsin ister mi onu? Senin nefsin ne ister? Kötü bir nesil gelmesini ister, değil mi? O yüzden senin manevi engellerin birincisi ego, nefsin. Yani içindeki vesvese, kötülük senin gelişmeni istemiyor. Bunları konuştuk. Mantıklı geldi. Çünkü neden sevgili arkadaşlar? Yolda gidiyorsunuz. Hepiniz hayal edin. Arabayla giderken. Birisi arabayla kaza yapmış. Ağaca çarpmış. Ön taraftan duman geliyor. Yaralı içeridekiler. Senden başka da kimse yok yardım edecek. Sen orada devam eder misin? Düşün. Gözünü kapat bir düşün. Ben orada devam eder miyim? Devam etmezsin değil mi? Zaten Almanya'da ceza veriyorlar. Yardıma ihtiyacı olan insana yardım etmediğinden dolayı, devam ettiğinden dolayı 3 yıl hapis alabilirsin. Dolayısıyla senin onun elinde tutman gerekiyor. Ben de öyle olduğuna inandım dedim. O yüzden seni aradım. Senin bu eğitime, programa ihtiyacın var. Ve bu eğitim sadece senin hayatın değil, senin ailenin, senin çocukların hayatını değiştirecek. Sadece senin değil, akrabaların, annenin, babanın hayatını değiştirecek. Annen baban sana dua edecek. Senin kardeşlerin sana dua edecek. Bu programa katıldığından dolayı. O yüzden buna inanıyorum. O yüzden seni aradım dedim. Şimdi birinci sırada yapman gereken şey, bu anlattıklarımı düşün, hayal et ve sorumluluk al. Karar ver. Öyle veya böyle karar ver. Aldığın kararın arkasında da dur dedim ve harekete geçirdim. Dolayısıyla sana da aynısını söylüyorum. Eğer kendini geliştirmek istiyorsan kesinlikle sorumluluk alman lazım. Aldığın kararların arkasında durman lazım. Gerçekten istiyorsan başarabilirsin. Sen de harekete geçebilirsin. Sen de bizim programlarımıza katılmak istiyorsan hemen şimdi, hiç vakit kaybetmeden, zaman kaybetmeden hemen videonun altındaki linke tıkla. Formu doldur, gönder. Hayatında en iyi kararı vermiş olacaksın bu programa katılarak.
ve geleceğine, nesline çok güzel iyilikler bırakacaksın, iyilikler yapacaksın. Çok güzel bir gelecek seni bekliyor. Hemen videonun altındaki linke tıkla, form doldur, gönder. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal.